şu anda işte üretim durdu burada. Daha önce alım garantiliydi. Başkanımızın söylediği gibi alım garantiliydi. Yani şu an köyümüzde lale ekimi durmuş durumda. Biz buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi halinde başlamıştık. Yaklaşık 5-6 yıl bu lale işini sürdürdük. Fakat Büyükşehir Belediyesi bizden lale alımını bıraktığı için ve desteğini kestiği için mecburen bir şekilde lale üretimi de durdu burada. Belki lale tekrar olacak İstanbul'da ama burada yetişmeyecek göründüğü kadarıyla. Ve iklim daha önemli burada. İklim, lale soğuk iklimi daha çok seven bir bitki. Bizim burası daha ılıman kalan, daha sıcak kaldığı için ve küresel ısınmanın sebebiyle burada lale artık çok zor yetişiyor. Lale üretimi olduğu zamanlarda burada büyük bir kesim tarlalarda, yani özellikle bu mevsimde lalenin ot alma olsun, çiçek kırma olsun, köyde büyük bir kesim bu işlerde çalışıyordu. Ve iyi kötü bir şeyler kazanabiliyorduk şeyden, laleden de. Fakat şu anda üretim tamamen durdu. Lalenin dışında da çiftçiyiz. Ayçiçeği olur, mısır olur. Yani tarlalarımız boş kalmaz aslında. Muhtemelen değerlenecek yani. Daha önce şeydi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kopan lalelerle, biz bunları kopartıyoruz soğan büyüsün diye. Bunlarla ilgili bir şey vardı, gıda boyası çalışması vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Başarılı da oldular ama daha sonra yanılmıyorsam yani lalenin üretimiyle birlikte bu da durdu. Büyükşehir'in yani orman köylerini kalkındırma projesiydi bu. Yani buralarda bu lale soğanını ekip onlara bir kazanç elde etmek, yani ailelerine gelir elde etmek. Amaç oydu. Lale birkaç senedir burada ekilmiyor. Yani ekilmemenin sebebi de verilen laleleri, yani soğanları burada çoğaltmamız gerekiyordu. Ama artık toprağımızla ilgili mi yoksa daha farklı bir şeyden dolayı mı kardeş yapmıyor. Kardeş yapmadığı için de laleyi hiç çoğaltamadık. Ondan, o zaman 15-20 aile bunu ekiyorsa baklar ki üretim düşüyor. Bu sefer azalttılar. Azaltınca gene üretim şey yapmadı, kestiler. Yani artık lale soğanı burada ekilmiyor.